Hazır mısın? Evet. Hazır mısınız? 12 Burcu'ya başlayalım mı? Tek tek önerileri alalım mı canlarım? Hadi bakalım gelsin sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Buyurunuz efendim önerileriniz, tavsiyeleriniz, dikkat etmeniz gerekenler, dezavantajlarınız ekranda. Canım koç, Sevgi kin kalpte aynı anda uzun süre bir arada barınamazmış. Bunu bir yerde okudum. Kimin sözü bilmiyorum. Kendisinden, ruhaniyetinden özür dilerim eğer vefat ettiyse. Güzel bir söz. Sevgi ile kin aynı anda bir arada aynı kalpte uzun süre barınamaz. Koçlar tam olarak yaklaşık bir buçuk yıldır bu duyguyu yaşıyor. Yani geride bıraktıkları var, kaybettikleri var, kızdıkları var, gücendikleri var. Kendine kızıyor, kendine kızmaya korkuyor. Tamamen üstüne toprak atayım bitsin diyor ama yoluna devam edemiyor. Ee, yeni bir sayfa açmak istiyor, açacak ama nasıl yapacağını bilemiyor. Ve bazı şeylerden artık vazgeçmesi gerektiğini çok iyi fark etti. Özellikle yükseleni koç olanlar, yeni yıla giriyorsunuz ve Satürn 12. evinizde olacak. Dolayısıyla lütfen... Artık size hizmet etmeyen ilişkileri, alışkanlıkları, bağımlılıkları, geçmişi, geçmiş hataları, hatıraları geride bırakmayı bilmeniz lazım. Yılın son dolunayıyla beraber artık e, gidenler, unutulanlar, vefat edenler artık ge geride kalması gereken tüm acıları, her ne acısı olursa olsun bu yıl geride bırakarak yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Ve lütfen kızdığınız biri varsa onunla hani yeni yıldan sonra mümkünse hani şu anda açılar biraz sert Yeni yılı şöyle bir atlatalım. Karşınıza alın. Güzelce doğru cümlelerle kendinizi ifade edin. O kızgınlıkla artık bu yeni sayfaları açmayın. Çünkü 2024'ün ilk 20 günü sizin için hem kariyer anlamında hem iş anlamında hem sağlık anlamında hem bir yaşam planı düzenleme anlamında çok güzel etkiler barındırıyor. Yani gerçekten ev alabilir, yeni bir yaşam alanına geçebilir, hayatını düzene sokabilir, bir işe başlayabilir, iş, kariyer, yerleşim. Hayatımı bundan sonra nerede devam ettireceğim konusunda harika fırsatları var. Ama işte geçmişten bir arınması lazım. Normalde koç burçları hani çok hareketli, dinamik falan ya. Nostalji onları çekiyor. Haksızlıklara takılıyorlar, yaşanmışlıklara takılıyorlar. Neden böyle oldu? Ben böyle değildim. Ben kaybetmezdim. Niye kaybettim? Aslında kaybetmediniz. Sadece zaman sizin biraz yavaşlamanızı istedi. Hepimizde dönüşümlü olarak iki buçuk senede bir yaklaşık Satürn gelir bu alana ve bize der ki... ...bak hayatta senin sağlığından daha değerli bir şey yok. Zaman senin aleyhine işliyor. Ne yaptın, ne aldın, ne verdin iyi muhakeme etler. Ve bu bize biraz yalnızlaşma hissi verir. Siz de şu an tam böyle bir eşikten geçiyorsunuz. O neşeli enerjik doğanızı canlı tutmanız için... Bunu sadece olduğu gibi kabul edin. Gidenleri de, kalanları da, sizi bırakanları da, sizi üzenleri de olduğu gibi kabul edin. Kızıyorsanız da konuşun. Artık bu yükü üstünüzden atın. 2024'de yanlış ilişkilerle, bağımlılıklarla girmeyin sevgili. Koçlar önümüzdeki 15 gün ailevi konular onun için çok önemli olacak. Annesi, babası, aile büyükleri, yerleşim, ev, emlak, kiralama ile ilgili konular, yaşam planlarını oluşturacaklar ve hayatlarını düzenleyecekler. Bununla beraber şu aralar özellikle bu birkaç gün hukuki konularda iletişim hataları yapmamaya, işte kızmamaya, fevri olmamaya ya gidiyorum seni dava edeceğim. Hiç zamanı değil senenin sonu. Hiç zaman değil. Seni işte şöyle yapacağım tehdit yanlış iletişim, kızgınlık, kötü konuşmalar. Bunlardan kesinlikle korumanız gerekiyor kendinizi. Aynı zamanda iletişim hataları, trafikte yapacağınız hatalar ya da işte kavgalar bunlardan da kaçınmanız gerekiyor. Sonra Venüs Yay burcuna geçecek. Bol bol seyahat edeceğiniz, kendinizi bulacağınız, ufkunuzu geliştireceğiniz, yeni olasılıkları göreceğiniz, ya evet iyi günler de varmış diyeceğiniz bir süreç başlayacak. Ama sürekli kendinizi tercih yapmak zorundaymış gibi hissettiğiniz için böylesiniz. Yani geçmişi tamamen üstüne sünger atıp sileceğim ama hesaplaşamıyorum, yüzleşemiyorum, bırakamıyorum. Orada daha iyi bir hayat var ama gidemiyorum. Bir şeyin arasında kalmış sıkışmış durumdalar. O yüzden lütfen e, sizi sevdikleriniz kırdıysa onlara içtenlikle kendinizi ifade edip bu yükü üstünüzden atarak yeni yıla girin, yaşamınızı düzenleyerek girin. Maddi konularda da çok şanslılar, onu da belirtmek istiyorum. güneş 3 etkileşimi var ee, ve e, Ocak ayı içerisinde de bu etkileşim çok güçlü bir şekilde devam edecek. Mayıs sonuna kadar maddi konularda çok şanslısınız. Kariyer konularında, iş konularında çok şanslısınız ama şu duygusal travmalarınızı... Koşa bunu söylerken ben de şaşırıyorum ama şu an tam koç için böyle bir zaman. Son bir buçuk yılları uğurlamalarla, travmalarla geçmiş olabilir. Zihinsel olarak çok yorgun olabilirler. Şu... Artık vedalaşmalarınızı yaparak girin yeni yıla yeni bir sayfa açın evinizi arındırın temizleyin geçmiş atalarınıza şöyle bir duanızı gönderin ve artık yolunuza aydınlık bir şekilde neşeyle devam edin sevgili koçlar. Peki e, esmasını da söyleyelim. Söyleyelim ya mümin esması. Bu arada akıllıca konuşmalar yap, acele karar verme. Lütfen yeşil ve mavi renklere bu aralar ağırlık ver. Tavsiye de bu. Aynen. Evet sevgili koç ve yükselen koçlar güzel bir hafta diliyoruz size. En azından 2023 uğurlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini Mine Ölmez tek tek hatırlattı ve söyledi. Şimdi sevgili seyircilerimiz çok tatlı bir mesaj geldi onu okumak istiyorum. Nihat Akgün isimli bir seyircim. Seyircimiz. Yabancı gelmedi. Evet. Aynen şöyle yazmış mesajında. Kızım 70 yaşındayım. Ay. Eşimin tedavisi için hala çalışıyorum. Canım. Çünkü onu çok seviyorum demiş. Ay ağlarım. O da seni çok seviyor. Biz seni çok seviyoruz. Programı hiç kaçırmıyoruz. Ona sürpriz olsun diye onu sevdiğimi söyler misin? Ay ağlayacağım Adı şu anda. Adı Fatma Akgün. Ben de Nihat. Teşekkür ederim demiş. Söylemez miyim? Fatma Hanım, Aynen, Nihat Bey sizi o kadar çok seviyor ki... Hatta bu sevginizi tüm Türkiye duysun istemiş. 70 yaşında ve hala sevdiği için, için çalışan biri. Vallahi tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah aşkınız, sevdanız, sevginiz ölümsüz olsun. Amin. Nice nice yıllarınız Sağlıkla. olsun. Nihat Akgün, Fatma Akgün. Öpüyoruz sizi. Çok Hı, tatlı. Çok tatlı ya. Çok Gözlerim tatlı. doldu valla. <laughs> Allah'ım. Herkese böyle güzel aşk, Gerçek böyle sevgiler. güzel bir sevgi nasip etsin. Amin. Gerçekten. Müthiş. Allah size de e, bu yaşta Gerçekten güç versin, sabır versin, dayanma gücü versin. Ama şu var ki çalışan insan hep ışıldıyor. Dinç kalıyor. Dinç kalıyor. Aynen Öpüyoruz öyle. sizi. Şimdi boğalar ve yükselen boğalara geçiyoruz. Boğa ve yükselen boğa. Dikkat dikkat sevgili boğa. Değişiyorsun tepeden tırnağa. Evet. Şu anda bu aralar boğaların düşüncelerinde çok yoğun bir duygusallık hakim olabilir. Yani... Daha mantıklı itmektense duygularının ve iç seslerinin yolunda gitmeyi tercih ediyor olabilirler. Yakın çevreleriyle alakalı böyle bir takım kaygıları, duygusallıkları artmış olabilir. Ya da işte yapmak istedikleri planlarda kalplerinin sesini dinlemeyi seçmek. Hani kafa sürekli şöyle hüküm ediyor olabilir. Kalbinin sesini dinle, kalbinin sesini dinle, kalbinin sesini dinle. Ve bu şekilde bir yoğun duygusallıkla bu birkaç gün geçirmiş olabilir boğa bu burçları bazı kaygılar olabilir özellikle maddi konularda miras, nafaka, alı, alışverişler veya işte gelecek kaygısı, maddi konuları düzenleme e, ya da işte e, belki alacağı haklar var. Bunlarla alakalı hukuki bir yola gitmeli mi, gitmemeli mi? Yeni yılda tavsiye ederim. Gerçekten alacağınız haklarınız varsa Venüs de Yay burcuna geçecek hepimizi bu anlamda destekliyor. Hukuki olarak haklarınızı doğru bir şekilde arayabileceğiniz bir gündeminiz olabilir sevgili boğalar. Eğer size ödenmesi gereken, almanız gereken bir miras, tazminat, hak varsa bunu alamıyorsanız ya da nafakanız varsa bununla alakalı yeni yılda hukuki yollara başvurursanız daha hızlı bir şekilde e, geri dönüş alabilirsiniz gibi görünüyor. Bununla beraber bu aralar yakın çevre, kardeş ve akraba ilişkileriyle ilgili önemli gündemleri olabilir. Kardeşleriyle yakın çevreleri daha çok bir arada olmaları gerekebilir. Onlara daha çok sıkı sarılmaları, kuzen, akraba, yeğen. Hani yılbaşı da geliyor ama bundan ziyade böyle bir sevgi bağı, sevgi birliği yapmak durumunda kalabilir ve şefkatini sevdiklerine göstermek, onlardan da aynı sevgiyi beklemek durumunda kalabilir boğalar. Maddi konularda yeni yılla beraber şansları çok açık olacak dediğim Süper. gibi. Şu ara mesela son bir buçuk aydır belki paranın nereye gittiğini bilemediniz. Su gibi aktığı ya da çok fazla harcadınız. ...kazandığınızda da harcadınız da belki. Ve çok zorlanmış olabilirsiniz ama yeni yılla beraber maddi olarak bulduk bereket sizinle. Daha güzel bir şey söyleyeyim. E, Güneş-Jüpiter etkileşimi boğaları o kadar güzel etkiliyor ki. Mayıs'ın 25'ine kadar ee, evlenmek, ev almak, yuva kurmak. Ya şunu da yapayım, hayatımda şunu da ekleyeyim dediğiniz, hayalini kurduğunuz şeylere kavuşmakla ilgili yılın başından itibaren çok şanslı olacaksınız. An meselesi diyorsun. Aynen öyle, an meselesi. Boğaların çok özel, onları takip eden bir şansı var. Yılın ikinci yarısından sonra da maddi Şanslıyız. konularda aşırı şanslı olacaksınız bu arada. Birçok işi bir arada yapıp çok fazla para kazanabileceksiniz ama özellikle ocak-mayıs arası maddi konularda, manevi konularda, aşkta, hayatta, başarı anlamında Gerçekten sizi kim tutar diyorum. Çok başarılısınız. Bu arada yeni yılla beraber yolculuk yapma ya da kendinizi geliştirme, eğitimler alma, böyle vizyonunuzu geliştirip artı bir ekleme kendinize. Bu duygu sizde çok fazla artabilir. Kendinizi yenilemekle ilgili aşırı bir takıntı haline bile getirebilirsiniz. Yani böyle sanki üstünüzde bir bir şey var, bir kıyafet var. Onu böyle yırtıp içinden doğmak isteyeceksiniz. Yeni yıla gerçekten bir sürü planla, bir sürü hayalle, bir sürü yapılanmayla girebilirsiniz. Bu anlamda da gökyüzü sizi gerçekten destekliyor. Dezavantajınız şu birkaç gün özellikle maddi konularda hem hırsızlıklara dikkat edin hem de paranıza pulunuza sahip çıkın. Ve parayla alakalı konularda bazı şeyleri hak ettiğiniz halde zorla almak zorunda. Hani hakkındır mesela ama ya verir misin artık paramı demek zorunda kalabilirsiniz. Ya da maddi konularda bir takım tartışmalar yaşamanız gerekebilir. Bu anlamda biraz sakin olmanızda yarar var. Hakkınızı doğru gözetin ve korkularınızın üzerine mantıkla gidin. Bu aralar çok duygusalsınız. Zihniniz çok karışık olabilir karışık da demeyeyim ama şöyle. Maneviyat sizin için bu ara maddiyattan bile daha önemli. Her şeyden daha önemli şu an maneviyat. Size gerçekten ilgi gösteren, hastayken nasılsın diyen ya da aç mısın tok musun diyen böyle insanlara tutmak isteyeceksiniz hayatınızda. Yeni yıla bencil insanlarla girmek istemeyecek bu Burcu. Maneviyata maddiyattan çok daha fazla önem vererek girecek ve manevi olarak kendisini eksiye düşürdüğünü inandığı hiç kimseyi yeni yıla taşımak istemeyecekler. Dolayısıyla bu birazcık duygusal olabilirsiniz. Manevi değerlere gözetiyor olabilirsiniz. Ee, ve korkularınızı da çok büyütmemenizi tavsiye ediyorum. Yani kaygılarınızı ve korkularınızı olduğundan daha büyük görmemenizi, bu duygusal halinizi, korkularınızda mantığınızı çalıştırmanızı tavsiye ediyorum. Yani acaba işte sevdiklerime bir şey olsa ne yaparım ya da işte parasız kalsam ne yaparım? Duygusal olarak bakmamaya çalışın. Bu korkuyla alakalı sağlık korkusu çekiyorsanız mesela rahatlamaya çalışın diye söyleyeyim. Bunu bir de şey tavsiye edeceğim onlara. Gül ve lavanta aromaları ayrıca lila ve pembe renklere bu ara bu alar ağırlık versin. Hı hı. Yeşil bu arada boğanın çok uğurlu rengi ama bu aralar lila, pembe, gül, lavanta bunları böyle yanı başınızdan eksik etmeyin. Enerjinizi yüksek tutun ve bir şeylere geç kalmış değilsiniz. Sadece ya da değeriniz bilinmiyorsa bu sizin değersiz olmanızdan kaynaklanmıyor sevgili boğalar. Çok değerleneceksiniz. Gerçekten yılın ilk beş ayı şansınız muazzam iyi. Sonrasında da iyi ama ilk beş ay sizindir. Arkanıza rüzgara alın gidin. Peki. Ne diyorum? Ya Rezzak, ya Şükür. Değişim zamanı başladı sevgili Boğa. Efendim şimdi dikkat etmesi gereken burçların en başında geliyor sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Eğer burcunuz ikizler ve yükselen burcunuz da ikizlerse bu uyarılar sizin için kaçmaz. Bir yani kere... Mutlaka dikkatlice dinleyin çünkü sevgili ikizler zor bir süreç. Neden? Özellikle bu birkaç gün son derece zorlanmış olabilir. Maddi konularda çok şanslı. Bereketi çok fazla, çok değerli. Aranılan isim, her yerin aranılan ismi, hele bu aralar hani iş güç falan o bolluk açısından da çok değerli. Ancak özel hayatı ve ikili ilişkileri ya da mesela mutludur, ilişkisi güzel gidiyordur ama partnerinin özel problemleri onu rahatsız ediyordur ya da sürekli bir tartışma halinde olabilir ya da sürekli işkolik bir partnerle sınanıyor olabilir. Ya da sürekli olarak birilerinden böyle karşı düşmanlık, karşı fikir, karşı çatışma alıyor olabilir. Bu ara zihni çok karmaşık olabilir ikizlerin. Öncelikle dikkat etmeniz gereken zayıf tarafınız özel hayatınız, ikili ilişkileriniz, aşk hayatınız. Partnerinizin zayıflıkları sizde rahatsız edebilir ya da aranızda sudan sebeplerle boş tartışmalar çıkabilir. Çok kavga etmeye müsait günlerden geçtiğiniz için sakinliğinizi korumanızda fayda var. Ve ayrıca bu ara size yapılan her hareketi karşı bir hareket, düşman bir atak gibi algılayabilirsiniz. Yani e, gerçekten birileri sizi çıldırtıyor olabilir, çıldırtmaya çalışıyor olabilir ya da siz de öyle algılıyor olabilirsiniz. O yüzden biraz rahatlamaya çalışın. Neyse ki 29 Aralık'la beraber Venüs yay burcuna geçecek ve bu özel hayatınızdaki ya da ortak işlerinizdeki kırıcı, bunaltıcı, yıpratıcı hava yerini sevgi dolu, tatlı, daha iyimser bir moda bırakacak ve partnerinizle daha güzel, daha tatlı, bol bol el ele tutuşup gezebileceğiniz bir yeni yıla doğru gireceksiniz. Ee, ama bugünler birazcık böyle yeni yıla girerken azıcık telaşlı geçebilir. Bugün, yarın, hafta sonu azıcık sakin olmanızda yarar var. Bu arada sadece özel ilişkiler için değil, ortak işler için de geçerli. Ortak e, bir iş yapıyorsanız onlarla da böyle bir fikir çatışmaları, kavgalar, tartışmalar içinde olabilirsiniz. Bunun dışında şanslı mısınız? Çok şanslısınız. Bir kere ikizler çok korktuğunuz, ya bu hastalık çıkarsa ben ne yaparım? Veya şu sağlığımda şu sorun mu var? Veya ya bir sırrım var, ortaya çıkarsa ben ne olurum? Herkesin vardır içinde taşıdığı bir sıkıntısı. korkusu. Bu korkunuzla alakalı yeni yıla böyle şifalanarak gireceksiniz. İnşallah. Yani içinizde taşıdığınız o kaygı, kambur, her neyse. Yani Allah vermesin herkesin vardır. Allah'ım bunu ört, ne olur beni gizle, koru bu hastalıktan beni koru veya bu yalandan bu iftiradan veya şu adamdan şu kadından beni koru dediğiniz ne varsa yeni yıla onunla alakalı bir esenlikle giriyorsunuz ve kesinlikle korktuğunuz canınızı yakan hiçbir şey korktuğunuz kadar büyük değil. Hani vardır ya öyle bir laf. Kork korkuyorsun korkuyorsun yaşarken o kadar kötü olmuyor. Yani yaşadığın korku yaşadığın şeyden daha kötü oluyor bazen. Sakın kendinize bunu yapmayın boşuna kendinizi korkutmayın. Gerçekten siz e, koruma altındasınız tabii ki ben bunu genel söylüyorum. Çoğunuzun böyle olduğuna inanarak ve açılar bu şekilde olduğu için söylüyorum. Eğer gerçekten iyi bir insan kendi yolunda giden ama tabii ki hepimiz gibi belki belli hataları ve korkuları olan birisiniz. Hiç korkmayın. Gerçekten bir ilahi koruma altındasınız. Ve bu korktuğunuz, kaygılandığınız şey her neyse onunla ilgili bir şifalanma yaşayabilirsiniz. İnşallah. Aynı zamanda hiç ummadığınız yerden separalar gelecek gibi görünüyor. Bolluğunuz, bereketiniz yeni yılda çok daim ve yeni yıl yeni yıla bollanarak, bereketlenerek, paralanarak artık belki işlere yetişemeyerek bile girebilirsiniz. Bolluk, bereket, işte kredi, borç ne arıyorsanız size ne ihtiyaç varsa parayla alakalı bunun size çok kolay geldiğine şahit olabilirsiniz yeni yılda sevgili ikizler. Ummadığı yerden rızıklanmak. Böyle Kur'an-ı Kerim'de böyle bir tabir var. Çok seviyorum. Ayet var, çok güzel. Ummadığı yerden rızıklandırır. Tam olarak bu. Allah sizi ummadığınız yerden rızıklandıracak gibi görünüyor. İnşallah. Hiç korkmayın sağlıkla da ilgili bir korku yaşıyorsanız bende şu hastalık mı var veya böyle bir şeyim mi var diye onunla da alakalı bir şifalanma, iyileşme ve o korkularınızın ortadan kalkma dönemine giriyorsunuz. En şanslı olduğu konu maddiyat. Şu birkaç gün ikili ilişkilerde biraz şanssız olabilir ama yeni yılla beraber Venüs'ün yay burcuna geçmesiyle birlikte ikili ilişkilerdeki şansı da geri dönecek sevgili ikizlere. Ona ne tavsiye ettim? Bak sinirlerin gerilebilir biraz sakin ol parlak sarılar, açık pembeler, canlı renkleri bu oralar arttır. Sevdiklerinle tartışmamaya çalış. Ya musavvir ya bari tasvir eden ve düzenleyen. Ama bunu, düzen, bunu zikrederken de hayatının şu andan neye dönüşmesini istiyorsan, nasıl bir hayat istiyorsan onu hayal ederek, onu imgeleyerek zikretmeni tavsiye ederim. Peki ikizler. Esmalarını aldık, avantajlarını ve dezavantajlarını dinledik, tavsiyelerini aldık. Hemen Koşa koşa yengeçlere geçiyoruz. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. O kadar güçlüsün ki bunu sen de biliyorsun ama yaşadıklarına katlanamıyorsun sevgili yengeç. Bir şey söyleyeyim mi? Yengeç inanılmaz güçlü bir burç bu arada. Ee, i̇lk duygusal travmalarını yaşadıktan sonra o yengecin dış kabuğunun sertliği ve içinin yumuşaklığı. O ilk travmalarını yaşadıktan sonra kalbini öyle bir kapatıp tamamen mantığının yolunda gidiyor ve kendini seçiyor ki aslında çok güçlü bir burç. Sadece biraz bazen mızıklanmayı seviyor. Yani ilgi beklediğinden ya da işte biraz duygusallığı sevdiğinden, mızmızlığı sevdiğinden biraz böyle mızıklanmayı Belki seviyor. Belki yaşadıkları da ağır geliyor olabilir. Ay kime ağır gelmiyor ki yani? Şimdi mesela yengece ağır geliyor, koça ağır gelmiyor mu? Geliyor. işte herkesin olaylara verdiği tepkiler farklı. Kimimiz öfkeyle tepki veriyoruz, kimimiz ağlayarak tepki veriyoruz, kimimiz küserek tepki veriyoruz. Yengeç de daha çok üzülerek ve ağlayarak ya da küserek tepki verenlerden. Ama gerçekten bak o içindeki gücün sen de farkındasın. Ve gerçekten bugüne kadar şöyle bir geçmişine bak bakalım. Neyi istediğinde olmadı. Bir kere Yengeç Burcu gerçekten bir şeyi istediği zaman Allah ona onu mutlaka lütfeder. Çünkü inancı, maneviyatı, olayların iyi akacağına dair inancı o kadar güçlüdür ki, sezgileri o kadar güçlüdür ki gerçekten ben bunu istiyorum deyip de alamayacağı hiçbir şey yok Yengeç Burcu'nun. Maneviyatı çok güçlü bir kere. Bu aralar bu gücün biraz daha farkına varmanız yerinde olur. Şimdi dezavantajlı olduğunuz konular sağlığınız, iş hayatınız, aşırı yoğunluk, dinlenememek, yorgunluk, bıkkınlık bunlar üzerinizde çok fazla e, yer ediyor olabilir. Çalışanlarınızla anlaşamıyor, iş arkadaşlarınızla problem yaşıyor olabilirsiniz. Sağlığınızda gerçekten yorgun, bitkin, bunalmış olabilirsiniz. İş hayatınız üstünüze üstünüze yığılmış olabilir. Belki bütün Angarya işler, boş işler sizin üstünüze kalmış olabilir. Böyle bir nefes alacak yer arıyor olabilirsiniz. Burası dezavantaj. Hı hı. Evcil hayvanlarınıza, birlikte çalıştığınız insanlarla iletişiminize ve sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Neyse ki Venüs Yay burcuna geçecek 29 Aralık gecesi itibariyle sağlıkla alakalı konularda şöyle bir kendinizi dizginleyeceksiniz. Maddi, manevi, işinize yatırım yapmaya, sağlığınıza yatırım yapmaya ve kendinize gelmeye başlayacaksınız. Bu güzel. Bunun dışında evcil hayvanlarınıza da dikkat edin eğer besliyorsanız. Ee, bunun dışında avantajlı olduğunuz konularsa kesinlikle genel şansınız çok yüksek. Sizin de yılın ilk yarısı çok hayal ettiğiniz, çok istediğiniz, böyle kendinizi hep öyle görmek istediğiniz o şey her neyse ona kavuşma ihtimaliniz çok yüksek. Aşkta, arkadaşlıkta, başarılara imza atmakta, kariyer hayatında ve hayallerinizi hayata geçirme konusunda siz çok şanslı olacaksınız. ...yeni yılda neye dikkat etsinler... İkili ilişkilerde biraz aceleci olabilirler... Hı hı. ...bir an önce evlenelim... ...bir an önce nişanlanalım... ...veya işte partnerleriyle sürekli bir kavga tartışma modunda olabilirler... Ee, ...birbirlerini anlamakta güçlük çekebilirler... ...duygusal travmalarınızı... ...ilişkinize çok yapıştırmamaya... ...partnerinizin kalbini kırmamaya çalışın... ...çünkü biraz acelecilik gelecek yengeçlere... ...yani bir şeyi kaçırıyorum hissiyle... ...acele edip yanlış konuşmalar... ...kırıcı konuşmalar yapmamaya... ...gayret etmelerini tavsiye ediyorum... Ama bu ıı, dış görünüşleriyle alakalı da bir değişim anlamına geliyor. Yengeç burcunda bir donan yaşadılar. Şöyle bir üstünüzden ünlü toprağına atıp saçınızı, başınızı, oh. tipinizi, tarzınızı, her şeyinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Gerçekten 2024 eğer sinirlerinize hakim olursanız Ocak ayı itibariyle sizin için hem maddi hem ilişkiler anlamında çok şanslı başlıyor. Ve çok hızlı evlilikler olabilir yengeçlerde. Çok Lezimseldi. hızlı nişanlar, sözler olabilir. Sadece birazcık partnerinizin üstüne fazla gitmemeye çalışın. Takıntılı bir ruh haliyle Yaklaşmamaya çalışın. Dış görünüşleriyle alakalı çok büyük yenilikler bekliyorum onlardan. Yani yeni yıllar ünlü ünsüz imaj değişikliğiyle girecekler gibi görünüyor. Böyle kendilerini bir baştan aşağı değiştirme arzuları çok yoğun onlarda da. Ama çok altıncı ev etkisi aldılar. Yani hep iş, Ünlerde sağlık. Bunlarda kim var mesela? Ha, Hande Erçel mesela. Saç ne burcu acaba? Hande Yay. Yay mı? Hmm. Değil mi? İmaj değiştirdi ya evet. saçının rengini. Olmadı bence ama. Ha Beğenmedin mi? Koyu daha iyiydi bence. Neyse yengeçlere geçelim. Öyle ne, birden evet. aklıma geldi. <laughs> Mavi, beyaz, parlak sedef tonları tercih edebilirsin. Gül ve lavanta kullanıyorsun. Lütfen asabi olma. Eğer yorgunsan ben yorgunum. Şu anda sizinle konuşacak durumda değilim. Sonra konuşalım de. Hani kimseyi kırmayayım diye daha da çok kötü duruma düşme. Ya şafi, ya kafi, ya muafi. Bu sufi zikri. Gerçekten hasta olan herkes de zikredebilir ya da yorgun olan. Ya şafi, ya kafi, ya muafi. Hasta olanlar da mı zikredebilir? Evet. Hemen biz de zikredelim ya şafi, vallahi. Ya kafi ya muafi. Afiyet veren, şifa veren, her şeye yeten çok güzel anlamadım. Nasıl hastayız valla? Serumlarla ayakta duruyoruz. Valla şu an bir şey Ben böyle bir akıyorum abi. Bir şey bir yüzüyorum gibi. <laughs> Allah yardımcınız olsun gerçekten. Amin. Bir haftadır serumlar. Ya şafi ya kafi ya muafi. Allah'ım bütün herkesin hastalığını al. Amin. Bütün herkese sağlık, sıhhat ver. Amin. Yengeçlere mutluluk ver. Yengeç o kadar güçlüsün ki bunu sen de biliyorsun. Yaşadığın zorluklar 2023'te kalacak. ...2024'de güçlü bir yeni şekilde insan. giriyorsun. Efendim, aslanlar ve yükselen aslanlar. Var evet efendim. Şimdi sıra sizde. Şimdi aslan, kendini bileyleyen balta paslanmaz. Gerçekten şu an tamamen geri çekilip biraz kendini yeni yıla hazırlama zamanı. Gerçekten bu yıla bomba gibi damganı vurmak istiyorsan ki bu konuda gerçekten şanslı olacaksın. Birazcık kendini dinlendirmen gerekiyor kendini gereksiz insanlardan, konuşmalardan ne kadar çok kendini dedim. Ama gerçekten özüne dönüp seni rahatsız eden her şeyden bir arınman gerekiyor. Senin de geçmiş travmalar, geçmiş ilişkiler, efendim seni bağlayan bağımlılıklar, bağımlı ilişkiler bunların hepsini şöyle bir masaya yatırıp bana hizmet etti mi, benden ne götürdü diye bir hesap yapman gerekiyor. İçinde bir ayrılık hüznü veya e, geride bıraktığın, ayrılmak zorunda kaldığın, bırakmak zorunda kaldığın, vazgeçmek zorunda kaldığın bir şeylerin hüznünü taşıyor olabilirsin. Ya da sevdiğin kadar sevilmediğini, vefa gösterdiğin kadar vefa görmediğini düşünüyor olabilirsin. Bazı aslanlar gerçekten bir yakınına bakıyor, onunla ilgileniyor, ona bakım veriyor olabilir şu anda. Ya da böyle biraz geçmişin hüznüyle, nostaljisiyle baş başa kalmış şekilde hissediyor olabilir kendisini. Benim sana söylemek istediğim şey şu, bu yıl gerçekten çok şanslısın bu son dolunay birazcık sana geri çekil dinlen mesajı vermiş olabilir. Gerçekten sen de bir sağlık sorunu atlatıyor veya dinlenme zorunluluğu yaşıyor olabilirsin. Ya da ruhun başka bir yerde bedenin başka bir yerde kendini bir türlü bulamıyor. O iki şeyi ruhu ve bedeni birleştiremiyor olabilirsin. Neden? Çünkü 12. evde yaşanan dolunaylar insanda bu tür hisleri çoğunlukla arttırıyor. Şifaya çok yakınsın. Günün doğumuna o gün doğuşuna ışığa çok yakınsın şu anda kendini çok to toparlanmış hissetmesen bile emin ol birkaç gün içerisinde kendini enerji anlamında da ışık anlamında da ışıltı anlamında da çok iyi hissedeceksin şu 15 gün sadece hayatından artık atman gereken kişileri koşulları işleri düşünceleri bağımlılıkları çok iyi listele ve hepsini geride bırakmaya niyet et sevgili aslan bu senin için çok önemli yeni yıla en çok arınarak girmesi gereken burçlardan birisi de sensin. Hatta başında geliyorsun diyebilirim. Gerçekten seni düşünmeyeni düşünmeme, seni sevmeyeni sevmeme zamanı. Şunu unutmamak gerekiyor ki bir şey sürekli çabalayarak, zorlayarak, iteleyerek oluyorsa o şeyin olmaması gerekiyordur. Zaten olacak olan kendiliğinden olur ve kolayca akar. Senin zorunlu oluyorsa zorla güzelliğin olmayacağını hatırlamanı istiyorum. Dinlenmelisin, geri çekilmelisin, kendini dinlemelisin ve karar vermelisin. Ee, avantajlı olduğu konular neler dersen kariyer konusunda ve iş konusunda çok avantajlı Yeni yıla harika kariyer planlarıyla kendini gösterecek yükseltecek başarıya ulaştıracak çok güzel iş planlarıyla Terfilerle tayin ya da atamalarla girebilir Aslan Burcu Yılın ilk 5 ayı kariyer konusunda iş konusunda maddi konularda en şanslı burçlardan birisi kesinlikle Aslan Burcu Hatta şöyle öyle bir sistem kuruyor ki ...kalıcı olarak gelir elde edebileceği, maaş alabileceği veya belli düzenli bir iş koluna girebileceği bir sistem oluşturabilir. Bu anlamda da çok şanslı diyebilirim. İkinci yasada aşktan yana, kutlamalardan yana, çoluk çocuktan yana, hedeflerine, isteklerine ulaşmaktan yana çok şanslı olacak. Ve 29'u gecesiyle beraber bu aşk hayatındaki gerilimler, üzerindeki huysuzluk ya da ümitsizlik tamamen kalkıyor. Şu birkaç gün çocuğunuzla, sevdiğinizle, eşinizle kavga etmemeye çalışan sevgili aslanlar... Böyle kendinize kızmayın veya aynaya baktığınızda ne haldeyim dökülüyorum ya da kendinizi demoralize edecek şeyler söylemeyin. Aynanın karşısına geçin ve kendinize güzel şeyler söyleyin. Çünkü çok değil bir kaç gün sonra bu düşünceniz değişmeye başlayacak ve kendinizi daha iyi görmeye, daha enerjik hissetmeye başlayacaksınız gibi görünüyor. Hamilelik, bebek haberleri, aşk hayatında canlanma, tatiller, keyifli e, muhabbetler, hem işi hem tatili bir arada yapmak için yeni yılda destekleniyor olacaklar. Aslan burçlarının birazcık sevdiklerini kırmamaya ya da artık başkaları yüzünden kendini kırıyorsa kendini kırmamaya ihtiyacı var. Yani sürekli başkalarını mutlu etmek için kendini üzüyorsan, kendini erteliyorsan, sağlığını erteliyorsan, biraz da meydanı kendine bırakman gerekiyor. Aslanlar hep böyle bencil falan egoyisten genel yorumlarda. Oysa ki o kadar fedakar insanlar ki, o kadar sevdiklerine kalplerini adayan insanlar ki, bu aralar o kalpleri çok yorulmuş olabilir bu yüzden. Yeni yıla girerken aslan ve yükselen aslanlar. Kalbinizi dinlendirin. Ya. Kendinizi merkeze alın artık. Gerçekten. Vallahi dünya bir gün o da bugün. Kimse için perişan olmaya, kendini parçalamaya değmiyor Değmez. sevgili aslan. Değmez canım. Evet ne, dedi, ne dedim ona? Turuncu, altın tonları kullan. Papatya, lavanta tüket. Altın mutlaka üstünde taşı. Senin zaten uğurun altın. Ee, ya mümin, ya müheymin. Çok güzel bu isimler. Böyle söyleyip geçiyorum ama bunların faydası saymakla bitmez. Ya mümin ya müheymin bu seni hem koruma altında hissettirecek hem de sağlığınla da alakalı, ruh ve beden sağlığına da alakalı korumada olmanı sağlayacaktır. Mesela geldi Başaklara. Sevgili Başaklar bir tablonuzu getirelim ekrana. Önemli uyarılar var. Yeni planlar, yeni fikirlerle sevgili Başak nihayet sahnedesin. Buyurunuz efendim. Allah'ım akıl kupleri. <laughs> Akıl kupi Başaklar. Aktif zekanı öfkeyle ve kaygıyla dondurma. Şu anda böyle far görmüş tavşan gibi Başak ne yapacağını bilemiyor olabilir. Sinirliyim, kızmak istiyorum ama yapmam gereken işler var. Kızamam. Kızarsam iyi mi yapmış olurum? Kafalar çorba. Ailevi meselelerde özellikle aile, yuva, evlat, çoluk çocuk, anne baba, yerleşim, emlak bu gibi konularda kafanız aşırı derecede karışık olabilir. Aile büyükleriyle ilişkilerinizi nasıl yöneteceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Ev, emlak konularında da ilişkilerinizi nasıl yöneteceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Gerçekten gerilimli bir süreçten geçiyor olabilir Başak burçları. Lütfen o keskin zekanızı sakinleşmek için kullanın ve acele karar verip aile büyüklerinizi, ailenizi birlikte, yuvanızı birlikte paylaştığınız ev arkadaşınızı, eşinizi Kırmamaya gayret edin. Ev sahibi işte kiracı işleri, emlak işleri, alım satım, kiralama gibi konularda da sert ve iniş çıkışlı durumlara açık olduğunuzu hatırlatmak istiyorum. Lütfen huzurunuzu bozacak kavga ve tartışmalardan kaçınmaya gayret edin. Biraz bu oralar fazla sorumluluklardan bunalmış olabilir Başak Burçları. Şimdi ne olacak? Venüs yay burcuna geçecek ve şu anda yaşadığınız o öfke patlamaları, aile içinde çözemediğiniz o problemler yerini daha keyifli, daha huzurlu bir düzene doğru bırakacak. Avantajınız özellikle yeni yıla girerken kendinizi yeniden yapılandırıp yeni kararlar verebilirsiniz. Yeni yıla gerçekten yeni kararlarla girecek burçların başında Başak Burcu giriyor. <laughs> Ay Başak Burcu'nda olacak. Daha duygusal olacak. Ee, Yeni yıla girerken çok yeni kararlarla girecek, duygu ve düşüncelerini netleştirmeye çalışacak. Diyecek ki ben ne karar verdim? Doğru mu karar verdim? Ve yeni yıla yeni bir bakış açısıyla giren burçların başında kesinlikle Başak burcu geliyor. Ee, ve yılın ilk yarısı ilişkiler, iş, sağlık, çocuklar, aşk konusunda ya da ev hayatınızı, aile hayatınızı düzenleme konusunda çok şanslısınız. Eğer bir ev arıyorsanız ve aradığınız gibi bir ev bulamadıysanız yılın ilk iki ayı bu konuda çok daha şanslı olacağınızı söyleyebilirim sevgili Başak Burçları. Birazcık çocuklarınıza çok sorumluluk e, zaman ayırmanız, çocuklarınız hakkında varsa çok sorumluluk almanız gerekebilir. E, aşk hayatınızda çok sorumlu davranmanız gerekebilir. Özel hayatınızda böyle birazcık soğukluklar, e, uzaklaşmalar yaşanmaya başlamış olabilir. Bunları telafi etmek için sadece daha açık yürekli olmanızı tavsiye ediyorum. Eğer üstünüze çok büyük bir baskı hissediyorsanız bunu partnerinizle paylaşın. Seni çok seviyorum ama şu 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 problemlerim, ailevi problemlerim beni gerdi. Kafam o kadar karışık ki sana olan sevgimi yeterince gösteremiyor olabilirim gibi açık yürekli konuşmalar yaparsanız çok daha iyi olur. Ya da bu aralar başaklar partnerlerinin kendilerini sevmediğini, soğuk olduğunu, ona layık olmadığını veya ilişkilerinde bir soğukluk olduğunu hissedebilir, düşünebilirler. Biraz Ocak ayında bu duygulara kapılabilirsiniz. Şimdiden uyarmak istiyorum. Bence bu duygulara hiç kapılmayın. Ee, siz gerçekten... ...partnerini çok iyi destekleyen... ...mükemmel birer partnersiniz... ...Başaklar çoğunlukla böyledir... Ee, ...destekleyicidir, empattır... ...dolayısıyla hatayı kendinizde bulmadan önce... ...birazcık açık yürekli konuşmalar yapmaya... ...ve gerçekten yorulduğunuzu kabul etmeye ihtiyacınız var... ...Başaklar siz de insansınız canım... ...yorulabilirsiniz... ...sen de insansın... ...gerçekten Başak bazen unutur bunu yani... ...evet, evet. sen de yorulabilirsin, yorulmuş olabilirsin... ...bunalmış olabilirsin, kızgın olabilirsin... ...bunları açık bir dille kavga etmeden ifade edebilirsin. Bu arada ailenizle atıyorum evlendin ayrıldın eski eşinle çocuğunla veya ailenle annenle babanla veya eşinin ailesiyle annesiyle babasıyla ilişkin arasında sıkışıp kalmadığından emin olman lazım. Yani dengeleri koruyacağım diye arada yorgun düşmüş olabilirsin sevgili Başak. Dolayısıyla lütfen sakinleş ve sakın bu tür ailevi sorunlar sebebiyle ilişkini heba etmemeye çalış. Fedakar yönünü konuşturuyorsun ama bu fedakarlığı bu ara biraz da kendine göstermen gerekiyor. Açık yüreklilikle konuşman gerekiyor. Tavsiyem fevri olma. Özellikle yönetici figürler ve aileye karşı sakın fevri olma. Kendini yeniden yapılandırıp hayallerini hayata geçirmek konusunda muhteşem şanslısın. Değerlerini Değerleniyorsun katlanarak artacak değerin yeni yılda da. Yeşil, mavi, beyaz renkleri ağırlık vermeni istiyorum. Melisa lavanta kullanmanı istiyorum. Ya Malik El Mülk ya Rahman bu senin hem ev, emlak, aile içi düzen, huzur, e, korunma gibi konularda ihtiyaçlarını giderecektir. Hem de mali konularda da sana iyi gelecektir. Peki şansın bol olsun sevgili Başak. Ay. Yeryüzünün en zarifleri diye sizi 2023 boyunca anons ettim. 2024'te de bu değişmeyecek. Çünkü yeryüzünün en zarifleri gerçekten sizlersiniz. Hem terazi kadını hem terazi erkeği. Hazır mısınız sevgili teraziler? Öyle bir hafta ki çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neye? Ağzınızdan çıkan her kelime. Vallahi öyle. Konuşmadan önce düşün. Hareket etmeden önce ölç. Çünkü söz düellolarına çok açık bir zaman diliminden geçiyorsun. Zihnin çok karışık olabilir. Kafanın içinde 40 tane tilki kuyruğu birbirine değmeden koşturuyor olabilir. Sevgili Yükselenler terazi, de etkileniyor değil mi? Hem de nasıl etkileniyor? yakın çevrende bir karmaşa, zihninde bir karmaşa, fikirlerinde, düşüncelerinde ve söylemlerinde bir savaş içerisinde olabilirsin. Kendini doğru ifade ettiğinden emin olamayabilirsin. İnsanlarla konuşurken veya onlara bir şey ifade ederken sabrın kalmamış olabilir. Bir şeyler havada kalıyor olabilir. Böyle sanki sen de bir şeyler söylüyorsun ama sonuca ulaşamıyor gibi hissediyor olabilirsin. Eğer öğrenciysen bu aralar sınav başarısı konusunda daha dikkatli olman lazım hocalarına kendini daha iyi ifade et, derslerine daha dikkatli çalış, dikkat dağınıklığı problemleri yaşıyor olabilirsin. Uyku ve dalgınlık sorunları yaşıyor olabilirsin. Eğer hukuki bir sürecin varsa çok istediğin gibi gitmiyor olabilir. Ama 29 Aralık'la beraber hem iletişim konusunda hem hukuki konularda hem eğitim konusunda hem de bu kafandaki karmaşa konusunda rahatlamaya başlıyorsun. E, o savaş dolu söylemler, savaş dolu konuşmalar, sürekli savaşarak yola gitmek, mecbur olarak yola gitmek, hasta da olsan yollara düşmek, hasta da olsan sınavlara gitmek gibi durumlar, telaşlar yerini daha rahat, daha sakin, daha başarı dolu bir döneme bırakabilir. Düşüncelerinde daha açık fikirli, daha sakin kendini ifade etmeye başlayabilirsin. Nihayet kafanın içi güzelleşmeye başlayabilir 29 Aralık'la beraber. Yeni yıla sen de bir takım muhakemelerle ve kaygılarla girebilirsin. Sorumluluklarımın üstesinden nasıl geleceğim? Bu yıl acaba nasıl devam edeceğim veya bu sağlık sorunun varsa bir problemin varsa bununla nasıl ilerleyeceğim kendimi daha sağlıklı daha iyi hale nasıl getirebilirim ben bu kadar ya şu anda terazinin yaşadığı his ne biliyor musun sanki böyle bir başkasının hayatının içine böyle yanlışlıkla düşmüş de bir türlü kendi hayatına gidemiyormuş gibi ya da hayal ettiği şeyler olmuyormuş ne ummuş ne bulmuş gibi olabilir. Fakat maddi konularda yılın en şanslı burcu kesinlikle terazi. Her önce maddiyatla alakalı bir şans açılması sonra iş hayatıyla ilgili beraber arkasından takip eden bir şans açıklığı. Ev sahibi olma, yuva sahibi olma, yuva kurma şansı. Nihayet kendini ayaklarını sağlam bir yere basıp burası da benimdir deyip bir yere bayrağını dikiyorsun. Ya ilişkiye ya eve ya aşka bir yere artık bayrağını dikiyorsun ve gerçekten nerede nasıl yaşamak istediğine çok daha net karar verebilirsin. Kendine yeni bir kale oluşturacak Terazi burcu. Yeni bir yaşam alanı oluşturacak. Bunu ya gerçekten onu hak eden, onu seven insanla beraber yapacak ya da yeni bir yol açacak kendisine gibi görünüyor. Bu aralar kendi ailenle de eşinin ailesiyle de birazcık çatışmalı durumların olabilir. Gerçekten üstüne fazla gelindiğini ve canının fazla yakıldığını hissediyor olabilirsin sevgili Terazi. ...dezavantajın... ...trafikte ya da günlük hayatta kavgalara çok açık olabilirsin... ...ne olursun dikkat et... ve ...veya yol yorgunu çok olabilir... ...çok koşturuyor olabilir... Ee, ...konuşmalarında, düşüncelerinde çok kontrollü ol... ...fevri olmaz, sivri dilli olmamaya çalış... ...ki normalde olmaz çok burnun dikine gidilmediği sürece... ...dayanamayabilirsin ve gerçekten ağzından çıkanı kulağın duymayabilir... ...haksızlıklar karşısında susamayabilirsin... ...veya sana verilen sözlerin tutulmamasından dolayı çok öfkelenebilirsin... ...ama yeni yılla beraber hatta 29 Aralık'la beraber hem aşk hayatında hem maddi olarak hem de genel olarak hayallerin ve beklentilerine ilgili desteklenmeye başlayacaksın. Kardeşlerin ya da akrabalarınla aşırı bir problemin varsa o da yeni yılla beraber yerini barışa ve huzura bırakmaya başlayacak. Dediğim gibi maddi konularda ve iş konularında da son derece şanslısın. Gül, vanilya, pembe, fuşya renkler. Bak bunları lütfen hayatında arttır. Gül, vanilya, pembe, pembe ve fuşya. fuşya. Ya basir, ya semi. Bak basir ve semi bu ikisi bir arada hem düşüncelerin hem konuşmaların hem hayallerin ve dileklerinle ilgili çok olumlu düşünerek bu ikisini zikret ve kontrollü olmaya niyet et doğru duymaya doğru anlamaya ve doğru aktarmaya niyet et ee, ve evet gayet şanslı gayet güzel gayet da güzel. Şansınız bol olsun. Kendi kendinizi aşağı çekmeyin. Enerjiniz teraziler. yüksek olsun. Sürekli ben bunu hak etmedim falan diye de gezmeyin ortada. Evet. Birçok yazan seyircim var. Mesela bugün güne çok kötü başladım. Moralim çok bozuk. Kötü Olmaz. bir günde. Bugüne evet kötü ama bugüne bir şans verelim. Vallahi her güne her şey güne. kötü. Yemin ediyorum sabah yataktan kalkacak halim Sürünerek yoktu. geldik. <laughs> Gerçekten sürünerek geldik. Şey, makyajlı falan olduğumuza bakmayın. Biz yani. neler Biz çekiyoruz bir hafta. Çıplak gözle <laughs> falan görseniz Allah bakamazsınız yani. Gözümün içi kırmızıydı. Ama ne yapıyorsun? Güne şans veriyorsun. Çünkü bir daha bugün yaşanmayacak. Hasta olabilirsin, canın sıkkın olabilir, ayrılmış olabilirsin. Hiçbir şey, hiç kimse senden daha değerli değil. Arkadaşlar çok doğru söylüyor. Yani sağlıktan ve senden daha değerli değil. Hiç kimse Sonra yok. E, kendini feda edip adadığın insanların nankörlüklerine üzülüyorsun. Hiç gerek yok. Önce sen. Önce sen canım. Akrepler, canlarım size geldik. E, nihayet seni zaferden kimse döndüremeyecekmiş. Cettin deden Nesrin baban de kahraman Türk milleti akrepler. Yemin ediyorum zafer naralarıyla geliyorsunuz. Ruhun inşallah doğru okumuşumdur. Allah'ım sen beni Çok affet. Marşımız yüce Rabbim. Ruhun yükselişte. <laughs> Ama akrebin yerine ben coştum şu an. Evet. Mi? Yeter artık be deyip böyle üzerinden o ölü toprağını serpip Hakikaten öyleydi. Allah, Allah 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 diye zafere doğru gidiyorsun akrep. Kimse seni durduramaz. Oley. En zor günler geride kalıyor Hadi ve bakalım. yeni yılın en şanslı burçlarından biri olarak 2024'de girmenin hazını yaşayacaksın her bakımda. Şimdi sizi. Ruhun yükselişte, kalbin çok güçlü çarpıyor. Seni kimse zaferden döndüremez. Zafer akrebe doğru koşarak geliyor onu söyleyeyim. Gerçekten hani ya bu deveyi güderim ya bu diyardan giderim ya da ikisini de birden alırım. Deveyi de gütmem diyardan da gitmem diyen akrepler. İnadım minat diyen akreplerin istediklerini alacakları bir süreçten. <gülüyor> <Ümit> <gülüyor> edeyim, devamını getirmeyeceksin. Yok canım. <laughs> Asla yani. getirmem. Çok oralarda bir şeyim var böyle direkt <laughs> diye. Bu arada neden böyle söylüyorum? Çünkü gerçekten bakın Eylül, Ekim, Kasım aralık akrepleri pert etti. Hakikaten pert etti. öyle. Yorgunluk, stres, savaş, mücadele, kopuşlar, laf anlatamamak e, neler yaşadılar? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Artık önce maddi konularda bir düzelme yaşamaya başlıyor. Verdiği emeklerin karşılığını almaya başlıyor. Sürekli harcadı, cepten yedi, yatırım yaptı, uğraştı dediğinde şimdi artık 29 Aralık'la beraber bunların karşılığını almaya başlayacak. Sadece şu birkaç gün, hafta sonunda dahil aşırı gereksiz harcamalar yapmamaya, hırsızlıklara, dolandırıcılıklara, para kayıplarına biraz dikkat etsinler. Ondan sonra mali anlamda her ne problem yaşıyorsa hepsini yavaş yavaş düzelmeye başladığını görecek. Bunun dışında evlilik, yuva kurmak, iletişim, kendini yükseltmek, eğitimlere başlamak, yeni yerler görmek. Yani hangi birini sayayım? Yeni yılda tüm bu konularla aşırı şanslılar, yeni yılın bekar akrebin kalmayacağını düşünüyorum ben. 2024'ün Mayısına kadar evlilik ve e, nişanlanmak, aşkı bulmak konusunda son derece şanslısınız. Özellikle Ocak ayıyla beraber çok sevineceğiniz güzel gelişmeler olabilir, güzel teklifler alabilirsiniz, nişanlar, kutlamalar, aşık olmak, yeni bir ilişkiye başlamak söz konusu olabilir, bir ortak işe adım atabilirsiniz. Yıllardır beklediğiniz o kariyer ve iş fırsatı size gelebilir. Ocak ayı sizi müthiş destekliyor. Yani önümüzdeki haftayla beraber retro da yavaş yavaş bittikçe yakın çevre iletişiminden yana destekleniyorsunuz. Kardeşlerinizle, sevdiklerinizle güçlü bağlar kurmak için destekleniyorsunuz. Aşık olmak için destekleniyorsunuz, Oo. çocuk sahibi olmak için destekleniyorsunuz. Evlenmek için destekleniyorsunuz. Güneş Jüpiter etkileşimiyle beraber mesela çok küstünüz, darıldınız, kalbiniz kırıldı. Birileri bir araya gelip sizi barıştırabilir. İşte ya da çok sevdiğiniz birine kavuşabilirsiniz. Tekrar geri dönüşler yaşayabilirsiniz. İnanılmaz şanslısınız. Bak gerçekten bütün kalbimle söylüyorum. Tek dezavantajları şu aralar biraz maddi konular. Cepten yemek çok harcadınız. Onların yerine koymanız lazım. Çok çalışmanız lazım filan. Ama şansınız muazzam yüksek. O kötü günler gerçekten geride kaldı. 2021'in kasımıyla beraber bir böyle aşağı düşme Gerçekten özgüven kaybı yaşamıştınız ama artık o kötü günler geride kalıyor. 2024'de bomba gibi giriyorsunuz. Süper. Bütün kalbimle söylüyorum bunu. E, maddi konularda da her şey düzelecek. Cepten yediğiniz, harcadığınız şeylerin yerine koymaya başlayacaksınız. Harika bir seyahat planınız olabilir. Hukuki bir konudan güzel bir sonuç alabilirsiniz. Normalde sizi asla dinlemeyen, kızdıran biri sizi dinlemeye başlayabilir veya sözünüze gelebilir. Veya verdiği sözü tutma yoluna gidebilir bir uzlaşmayla karşılayabilirsiniz yeni yılı. Ee, ya rezak, ya fettah bunları lütfen zikredin. Bu arada lavanta, yasemin, hindistan cevizi aromalarını bol bol tüketin. Akrepler size de böyle zümrüt yeşili ee, çok tavsiye ederim. Normalde sizin renginiz siyahlar, bordolar filan ama e, gerçekten o zümrüt yeşili özellikle son dönem doğan akrepseniz, Kasım'ın 10'undan sonra, 15'inden sonra hatta doğan bir akrepseniz bunları bu aralar çok tavsiye ederim. Şifayı kendinize getirin, ayağınıza getirin, arayın ve bulun. Çünkü çok yoruldular. Beş evet. aydır. Beş ay falan totalde. Ama artık geçti her geçti, şey. Geçti, geçti. Vallahi geçti. Geçti bir de gelenler yaşadıklarınızı unutturacak. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Akrep de yani istediği her şeyi alan bir burç. Yeter ki istesin. Yani olmaz bir şey olduran varsa tabii Afiyet ki haşa. Mi? Hani, ama akrep gerçekten. Olmayacak şeyi bile kendine getirir. Yeter Seviyoruz ki istesin. akrepler. Daha ne diyelim? Canı oynamak istiyorsa biraz oyalıyor. Yoksa istediği her şeyi alır o. Öyle mi? Hadi bakalım. Peki yaylar? Yaylar. <laughs> Allah'ım ne çekti bu yaylar bu Mars'tan bu Merkür retrosundan. Gerçekten yoruldu yaylarda çünkü hem Mars onların burcundan geçti bir kötücül olarak kendileri hem de Merkür retrosu şimdi tekrar geri döndü Yay burcuna Mars'ta birleşti filan. Dağınık düşünceler içerisinde olabilir Yay'lar. Yay'lardan beklemediğimiz bir karamsarlık veya öfke nöbeti geçiriyor olabilirler. Çok yorulmuş ve bunalmış olabilirler. Çok fazla fikir kalabalığı, konuşma, düşünce veya farklı çatışmaların, fikir çatışmalarının ortasında kendilerini bulmuş olabilirler. Hı hı. Kendilerini doğru ifade etmeye ihtiyaçları olan günlerden geçiyorlar. Sevgili yaylar gerek kendinizle alakalı gerek özel hayatınızla alakalı savaş içerisindeyseniz 29 Aralık gecesiyle beraber Venüs Burcu'nuza teşrif edecek. Yani şöyle savaş gezegeni yavaş yavaş ortamı terk ederken barış gezegeni ortama adım atıyor. Savaş gezegeni gitmeden hemen o gelmiş oluyor. Bu da sizin için çok büyük bir avantaj. Öncelikle dış görünüşünüz, tipiniz, duruşunuzla alakalı size bir güzellik getirebilir. Ee, bu arada bak çok geri geldi söyleyeceğim. En sonda söyleyeceğim yaylara. Ee, Ander ile ilgili bir şey söyledi ki saç değişimi. Bak şimdi şimdi geldi. Yaylar Mars bir burçtan geçerken o burca bir savaş etkisi getirdiği gibi o savaşın getirdiği o kızıllığı da getiriyor. Kavga, mücadele, savaş, kızıl renkler, kırmızılar, tutkulu, aşk, işte değişim e, arzusu, spor yapma, harekete geçme arzusu ayrıca bol bol da kavga getiriyor. Dolayısıyla yaylar bu etkiyi yavaş yavaş geride bırakıp bu etkiyi yumuşatarak kendinize yöneleceksiniz. E, i̇şte çok serttiniz, çok kırıldınız belki, çok kavga ettiniz, ayrılıklar yaşadınız. Hepsi yeni yılın ilk 6 günüyle beraber düzelmeye başlayacak. Ayrıldın, üzülüyorsan ya da yanlış bir imaj değişikliği yaptın ya da kendinde istemediğin bir imaj yarattın. İnsanların önünde hatalı bir duruma düştün, kavga ettin, yanlış konuştun. Hepsini telafi edebileceksin ve hepsiyle alakalı bir toparlanma yaşayabileceksin. Kendiyle ve dış görünüşüyle alakalı yenilenecek burçlardan birisi de Yay burcu. Hı hı. Yeni yılda imaj, kıyafet, dış görünüş hepsini yenileyebilir. Kendine yeni bir e, meslek de seçebilir, iş de seçebilir. İki işi aynı anda yapmaya başlayabilir yeni yılla beraber. Ve eğer iki kişi arasında kaldıysanız, en sevmediğim durumlar ama olabilir insanlık hali. Mesela işte eskiyi bırakıp yeniye gidemiyorsanız veya işte ilişkinizden mutlu değilsiniz ama kalbini kırmamak için söyleyemiyorsanız yeni yılın ilk günleriyle beraber gerçekten bir ilişki hakkında seçim yapıp Artık sevdiğiniz ve sizi mutlu edenle doğru yola girmeye başlayabilirsiniz İyi yola girmeye başlayabilirsiniz sevgili yaylar Şu üç gün lütfen kendinizi doğru ifade edin Kavgalardan ve tartışmalardan kendinizi arındırmaya çalışın Zihninizin karışıklığını e, ifade edin Bu aralar doğru ifadeye çok ihtiyaç var hepimiz için e, Şu anda güzel konuşamıyorum çok sinirliyim lütfen beni bağışla Yeni yıldan sonra konuşalım deyin Çok kalbinizi kıran meseleleri konuşamayacak durumdaysanız kendinizi zorlamayın Kazalara yanıklara karşı da birazcık bu aralar dikkat edin İş ve para konularında e, ocak ayında çok şanslısınız karar verme konusunda nihayet doğru karar verme konusunda çok şanslısınız ama e, miras iş kariyer para terfi atama gibi konularda da çok şanslısınız sadece şu anda öfke nöbeti geçirenlerin başında siz geliyor olabilirsiniz hiç beklenmeyecek şekilde mars sizi epeyce bir yordu. Şeyi söyleyecektim hani dedi ki Hande Erçel saçını değiştirdi filan. Gerçekten Mars e, insanları. Yay burcunda mı hani? Yay. Kızıl e, mesela koç kadınları, aslanlar bunlar hep sarılara kızıllara giderler kızıl Mars'ın bir etkisi gerçekten ve insanda böyle bir hava estirebiliyor bir değişim yapma. Şu anda hem Merkür Retro hem Mars Yay Burcu'nda muhtemelen Venüs'e geçince değişiklik yapmak isteyebilir. Yeniden eski haline dönmek isteyebilir. Venüs'e ne zaman geçecek? 29'unda geçecek. Yani bu böyle bu aralar bir kendini aşma bir alevlenme. Bu ne yapar mesela ateşli hastalık da yapabilir. Dikkat etmek Oo. gerekiyor. Vücudumuzda hayatımızda hem tutkuyu hem ateşi hem de kendini gösterme arzusunu aynı anda parlatan. Egoyu Aynı anda parlatan durun bakayım çekilin sahneye ben geleceğim duygusunu aynı anda parlatan bir durum var yaylarda biraz böyle dizginleyerek canım lütfen sakin sakin kendinize hakim olarak yeni yıla girin ve lütfen bir şey kaçırıyormuş hissiyle değil artık doğru seçimi yap, yapacağım ve doğru ilerleyeceğim hissiyle girmeye çalışın. Hadi bakalım bak Oğlaklar. üstünüzde bakır taşıyorsunuz ya basir ya vekil sizde doğru konuşmak için evet. Hanımlar beyler oğlak burcunda kaldık. Oğlak burcu için detayları vereceğiz. Ardından kovalar, ardından balıklar. Hemen ardından da sevgilimini. Hatta ben şimdi e, kendi Instagram'da hikayede de paylaştım. Yıllardan beri sürdürdüğü bir geleneği varmış yılbaşı öncesi, değil mi? Evet, her zaman yapıyorum. Ne birden? her zaman yapıyorum. <laughs> Düşünüyorum şu anda. Ne düşünüyorsun? Ne oluyor dedim. Evet hani söylemek istemem. Evet her zaman yapıyorum <laughs> diyor. Ay Müthiş ay. bir gelenekmiş ve ben bunu hep yapıyorum ve çok olumlu sonuçlarını aldım dedi. E yayında paylaşalım o zaman. Herkes de bilsin dedim. Evet. Az sonra 12 Burç için muhteşem bir öneri gelecek. Kimde kaldık? Oğlaklarda. Sevgili oğlak artık yorgun zamanların geride kalıyor. Müjdemizi isteriz. Evet Oğlak Plüton 29 derece Oğlak burcunda artık o zehri atmaya böyle en son şifaya en yakın olduğun zamanda ardarda bir sürü seni yoracak e, açılar altındaydın hı hı. ve gerçekten e, yanında bulunduğun insanların, seni sevdiğini söyleyen insanların gerçekten samimiyetini sorguladığın, duyduklarına inanamadığın, belki zihin karmaşası yaşadığın, ne yöne gitmek istediğini bilemediğin, karar veremediğin bir süreçten geçiyor olabilirsin. Özellikle oğlakların iş dünyaları şu an çok karmaşık olabilir. Sevdikleri için kaygılanıyor olabilirler. Gerekli gereksiz duygusal yoğunluk içinde olabilirler. Partnerleriyle alakalı bir sıkıntıları olabilir partnerleriyle ilgili bir şey öğrenmiş söyleyemiyor olabilirler ya da kendileriyle alakalı duyulmasından korktukları bir şeyden endişe ediyor olabilirler. İş dünyanızı böyle kemiren kıpır kıpır bir şeyler olabilir. Duyduklarınız, dedikodular veya bir takım havada uçuşan laflar, fikirler sizi yormuş olabilir sevgili Oğlaklar. Ama yavaş yavaş bu zamanları geride bırakırken gerçek yol arkadaşlarınız, dostlarınız sizi olmadığınız yerlerde de koruyanlar kimler bunları öğreneceksiniz. Yani mesela sizin olmadığınız yerde de sanki siz varmışsınız gibi sizi müdafaa eden insanlara da şahitlik edeceksiniz. Ya da işte birileri sizin kuyunuzu kazmaya çalışırken onun önüne durup siper olup kendisini sizin için feda eden insanlara da fark edeceksiniz. Yani iyi ile kötünün adeta böyle beyaz da siyah gibi gerçekten birbirinden ayrıldığı bir yeni yıla doğru giriyor olabilirsiniz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Ruhsal ve bedensel olarak sağlığınıza dikkat edin. Düşüncelerinizin karmaşası ve girdabında kendinizi heba etmeyin sevgili oğlaklar. Avantajlarınız bir kere Güneş-Jüpiter etkileşimi en çok size etkiliyor boğalardan sonra. Aşk konusunda, imaj değişikliği konusunda, kendinizi sahnenin ortasında bulmak konusunda, başarılarınızla insanlara kendinizi göstermek, sergilemek konusunda, Uzun zamandır istediğiniz, hayal ettiğiniz şeylere kavuşmak konusunda çok şanslı olacaksınız. Yılın ilk beş ayı gerçek aşkı bulmak, size şans getiren, bereket getiren, bolluk getiren o sevgiyi bulmak açısından çok şanslı olacaksınız. Belki bazılarınız anne ya da baba olacak, bereketli ayağının kudümüyle dünyaya gelen bir evlat sahibi olacaksınız... Gerçekten şansınızın çok açık olduğu şans gezegeni şans evinizden geçiyor ve sizin de egonuzun büyümesine ve ideallerinizi hayata geçirme şansı elde etmenize sebebiyet veriyor olacak sevgili oğlaklar biraz sağlığına psikolojine dikkat ediyorsun genel şansın müthiş yüksek sana tavsiyen dinlen geri çekil dedikoduları duy ama hemen harekete geçmeye çalışma bol sıvı sağlıklı bir şekilde tüketmeye çalış gül lavanta keki koklamaya ve tüketmeye çalış. Ya selam ya mümin isimleri bu aralar sana çok iyi gelecektir. Bu arada üstü örtülmüş gerçeklerin ortaya çıkıp artık şifalanarak yeni yıla girmeni sağlayacak olaylarda yaşayabilirsin. Aşktan yana da çok şanslısın he. <gülüyor> <gülüyor> Onu da iliştirivereyim dedim. Ya seni severim. <laughs> Aşktan yana. Çılgınlığını severim, doğallığını severim, insanlığını severim, kalbini severim. Ya. Keşke ben de bu ara kendimi sevebilsem. Hastalıktan gözümüz açılmadı ki. Olsun olsun her şeye rağmen. Kovalar kovalar. Ehe bu çok güzel bir söz. Bak bugüne kadar Ehe. bilinmeyen zevklerin başında insanın kendi kendisiyle konuşması gelir. Hani bize hep böyle bir yerleşti ya kendine, kendi kendine konuşana deli derler. Halbuki insan şöyle bir aynanın karşısına geçip gerçekten kendi kendine bir konuşsa, gözünün içine baka baka, mimiklerine baka baka, kendine bir baksa ben ne konuşuyorum, ne söylüyorum. Ya da biliyorsunuz en önemli tekniklerden biridir insanın kendini iyileştirmesinde. Gerçekten çok mutsuzsunuz diyelim ki ya da konuşma ihtiyacındasınız, konuşacak birini bulamıyorsunuz. Sesinizi kaydedin, bir saat konuşun öyle bir gelişine. Ne istiyorsanız, neye kazıyorsanız kendinize konuşun ve dinleyin kendinizle yeniden tanışmış gibi olacaksınız. Kovaların öyle bir zamanları ki şu anda onların da böyle bir parça gerçeklerle yüzleştiği, dostu düşmanı tanıdığı, sağlığın değerini anladığı, gerçek dostluğun kıymetini anladığı, yanlış insanlara ne kadar da kendini sömürttüğünü fark ettiği bir dönem. Hem de kendini yeniden yapılandırma zamanı. Plüton yavaş yavaş kova burcuna yaklaşıyor. Kovaların artık çok daha kararlı, daha acımasız, önce ben diyen ve gerçekten ...artık daha büyük amaçlar uğruna hareket ediyor halde bulabilirsiniz. Yıllardır elinizin altında her dediğinizde koşan bir kovanız varsa... ...artık onu orada bulamayabilirsiniz. Çünkü o artık kendisinin en yüksek amacına, en yüksek idealine doğru yönleniyor olacak. Hayatları çok değişecek, bakış açıları çok değişecek, fikirleri çok değişecek. Şu anda iş ve sağlık yaşamlarına ön, öncelik vermeleri gereken bir dönemdeler. Yeni yılda özellikle ayın 20'sine kadar, ocağın 20'sine kadar iş ve sağlık yaşamları kovalar için çok daha önemli olacak. Çok yoğun bir tempoyla, çok büyük planlarla belki dinlenemeden yeni yıla giriyor olabilirler ama Ocağın sonuyla beraber de öyle kararlarla sahnede olacaklar ki hepimiz onlardan bahsetmeye başlayacağız. Kendilerini çok daha güçlü ve cesur bir şekilde ortaya koymaya başlayacaklar. Şu aralar arkadaşlık ilişkilerinde çok büyük kavga ve tartışmalar olabilir. Uh -huh. Bazı arkadaşlarla yollarını ayırmaları gerekebilir. Bu birkaç gün kavgadan, tartışmadan, kırıcı konuşmalardan uzak durmanızda yarar var. 29 Aralık'la beraber beraberse sevdiklerinizle beraber kendinizi çok mutlu, uğurlu ve kutlu bir şekilde hissedebilirsiniz. Gerçekten kutlamalar içerisinde olabilirsiniz. Gerçekten sevdiğiniz ve değerinizi bilen dostlarla değerlendiğinizi fark edebilirsiniz ve yeni yılda bir hayal, hayaliniz, idealiniz, çok istediğiniz bir ilişki, aşk ya da bir başarı için büyük adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Şans sizi takip ediyor olacak yeni yılda da. En şanslı olduğunuz konular başarı, parlayış, yıllardır uğraştığınız şeylerin ödülünü almak ve aşk konuları olabilecek sevgili Kovalar. Ama her ne yaşıyorsanız şu anda neyin karmaşasını veya seçimini yaşıyorsanız, bazen insan kendi hayalleriyle, idealleriyle, kendisiyle, sevdikleri arasında maalesef bir seçim yapmak zorunda kalabiliyor. Çünkü sevdiklerimiz her zaman bizden onları seçmemizi beklerken bazen kendimizi seçmemiz gerekiyor. Doğru. İşte Kovalar şu an öyle bir yol ayrımında olabilirler. Kendinizi seçebilirsiniz gönül rahatlığıyla. ...başarı sizi takip ediyor. Kendinizi merkeze koyuyorsunuz. Devamlı kendi merkezimdeyim diye tekrar edin. Yeşil ve mavinin her tonunu kullanın. Ya kaim, ya daim, ya selam. Bu her şeyin sağlamlaşması ve esenliğe kavuşması için... ...size yardımcı olacaktır. Peki. Haftanız güzel geçsin, gününüz güzel geçsin sevgili kova Ve balıklar, sevgili balık... Yarası olmayan hiçbir şifacı iyileştirici olamaz sevgilim. İyi bir nefes aldım balıklar. Sana gelen tüm acıların kaynağına in. Seni çağıran güçlü sese kulak ver. Bu aralar balıkların sezgileri çok güçlü. Beşinci evlerinde bir yengeç dolunayı yaşadılar. Gökyüzünde böyle büyük bir su etkileşimi oluşuyor bugün itibariyle. Hı hı. Hele ki bugün balıklar sezgileriniz o kadar güçlü ki kendinizi normalden daha hassas, daha duygusal, daha kırılgan hissediyor olabilirsiniz. Ama sevilmeye de o kadar ihtiyacınız var ki, ilgiye de o kadar ihtiyacınız var ki, bir şeylerin bu ara ayrımını yapmak, doğru da olsa o doğru yoldan gitmek istemeyebilirsiniz. Mesela fark etmiştir. Aldatıldığını fark etmiş olabilir. Patron tarafından kandırıldığını, arkadaş tarafından kandırıldığını fark etmiş olabilir. Fakat şu anda gerçeklerle yüzleşmeye değil, gerçekten sevgiye ve ilgiye ihtiyacı olabilir. Kendinizi çok zorlamamanızı tavsiye ediyorum. Bu aralar aile büyükleriniz, anneniz, babanız, aile büyükleriniz ya da eşinizin ailesiyle alakalı konularda bir takım sorunlar yaşamaya müsait olabilirsiniz. Aile büyükleri tarafından doğru algılanmıyor veya onlarla anlaşmakta güçlük çekiyor olabilirsiniz. Patronlarınızla da ilgili hani beklediğiniz o terfi hak ettiğiniz o şey gelmiyor olabilir. Biraz oyalandığınızı fark ettiğiniz durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ama hiç üzülmeyin şu birkaç günü atlatırsanız Venüs Yay Burcu'na geçecek ve yeni yıla kariyer başarısı, sosyal çevre desteği, arkadaş desteği, yakın çevre desteği konusunda en şanslı şanslı gelecek burçlardan birisi de siz olacaksınız. Ocak ayıyla beraber tayin, atama, yükseliş, başarı elde etmek konusunda çok şanslı olacaksınız. Şu son iki aydır ailede ve işte verdiğiniz o mücadeleler, aile büyüklerinizden kaynaklı ya da patronlarınızdan kaynaklı verdiğiniz o mücadeleler yerini zafere doğru bırakıyor. Dediğim gibi tayin, atama, bir yükseliş, iş kurma planı içerisindeyseniz bununla da alakalı başarılı olabilirsiniz. Bugüne kadar son iki aydır özellikle kendinizi agresif ya da yorgun gösterdiyseniz etrafa şimdi artık kendinizi daha parlak, daha başarılı gösterme zamanında da olacaksınız gibi görünüyor. Yengeç burcundaki dolunay önümüzdeki 15 günlük süreçte aşkta çok büyük başarılar, duygusal, romantik yaklaşımlar, nişanlar, kutlamalar getirebilir. Bebek haberleri getirebilir, hediyeler getirebilir. Duygusal olarak kendinizi ilgiye ihtiyaç hissediyorsunuz yani ihtiyaç halinde. Tam da o aradığınız ilgiyi yanı başınıza sevdiklerinizden bulabilirsiniz. Yaş grubuna göre torun sevgisi Evlat sevgisi, ya. evladının mürüvvetini görmek, aşık olmak, nişanlanmak, hediyeler almak, geri dönüşler yaşamak, yüzleşme yapamadığınız ya da içinizde uhde kalan ilişkilerle alakalı tekrar konuları masaya yatırmak konusunda da son derece şanslı olacaksınız. Yeni yılda arkadaş ve yakın çevre desteği konusunda çok başarılı görünüyorsunuz. Aynı zamanda ticari girişimlerinizle ilgili de gerçekten şansınız yaver gidebilir sevgili balıklar. Sakinleş ve sadece en sevdiklerine sarıl. Yani... Seni en iyi anlayan, yanında maske takmak zorunda olmadığın, rahat ettiğin insanlara sarıl. Sevdiğin işlerle meşgul ol ve hobilerine zaman ayır. Bu ara sanat sana çok iyi gelebilir. Manevi şeyleri çok sever balıklar ama bir o kadar da sanatı da çok severler. Şiir, müzik, resim, hobiler bunlarla uğraşman gereken özellikle şu 15 gün bir zaman dilimi olabilir. Gerçekten sahnede bir ödül alma, bir başarı veya bir kutlama yapma modunda da olabilirsin. Yeni yılda gümüş, altın, yeşil, mor, kırmızı, bak sana çok renk verdim. Bunların hepsini bir yerlerde, masada bile olsa bulundur ve bu renklerin enerjisine bürünmeye çalış. Gül, yasemin, lavanta, vanilya aromaları kullan. Yağ mukaddim, yağ melik. Bu da senin öne geçmen, kariyer başarısı elde etmen ve kendi o iş hayatında, hayatında üstünlüğünü kurman anlamında destek için olacaktır sevgili balıkçığım. Canım benim. Balık arkadaşım var sevgili Selçuk Dönkal meslektaşımız. Bana diyor özel bir şey söylesin ne oldu? 3, 3, e, Mart'ta doğmuş. 3 Mart'ta doğanlar başarılı oluyorlar mı? Tabii ki olur. 3 e, Venüs rakamı bir kere. Genellikle iyi aileden gelen, zarif, işte giyimi, kuşamı, yemeği, gezmeyi çok seven, iyi hayat yaşamayı çok seven yapıları var. Sanatçı ruhları var. Gayet de olur. Ama böyle bir yorum olmaz tabii bu arada. Yani sizi kırmamak için şu an yaptım da. 3 Mart'ta doğdun öyle olur diye ama 3 rakamının öyle bir etkisi Peki, var gerçekten. Peki balıklara şöyle genel bir yorum yaparsan 2024 için onları e... çok şanslılar. Sadece Bebekler. sorumlulukları çok fazla. Mesela işte şanslarıyla beraber sorumlulukları da aynı ölçüde. Şimdi Evlenmek hep söylüyorum. Evlenmek güzel olabilir ama sorumluluk gerektirir. Evet. Evlat sahibi olmak güzel olabilir ama sorumluluk gerektirir. Bir işe girmek, tayin edilmek iyi olabilir ama çok büyük sorumluluk gerektirir. Askerlik, eğitim bunların hepsi sorumluluk gerektirir. Yani balıklar bu yıl 2024 Ocağı ile beraber de bunu hissedecekler. Hem etrafındaki insanlarla ilgili hem kendi hayatlarıyla ilgili şanslılar ama çok da sorumluluk alacaklar. Yani ellerini taşın altına koyarak yükseldikleri bir yıl olacak. Hı hı. Başarısızlık yok, sıkıntı yok ama sorumluluk Soruncuk. çok fazla. Yani o e, asla kolay kolay akmıyor bir şeyler. Peki. Ama çok asırlık, kalıcı şeylere de sahip olabilecekleri Tavsiye bir yıl olacak. Tavsiyeleri e, ve esmalarını da bir daha alalım. Evet, Ya Mukaddim, Ya Melik dilinden düşürmüyorsun. Gül, yasemin, lavanta, vanilya kendini enerjini yükseltiyorsun, yeni yılda da ilişkine, aşkına, evliliğine her neyse sahip çıkmaya çalışıyorsun. Çünkü avantajı diyorsun. bu değil mi? Yeni yıl avantajı. <laughs> Aynen Özellikle öyle. Özellikle aşkına sahip çıkman. Peki.